Ben Abbas Çimen, Drift Terapi diye bir drift takımımız var. Türkiye'deki en aktif drift takımı. Şu an 2017 yılı itibariyle konuşuyoruz tabii. 2016'da çok aktif bir yıl geçirdik. Drift nedirle başlayacağız. Sonrasında drifte giriş, drift terimleri, neden 90'lı yılların araçlarını kullandığımız, bir de drift eğitimi ile alakalı size bir video serisi çekiyoruz şu an. Bunlardan bahsedeceğiz. Drift terapi ekibi kimlerden oluşuyor? Onlardan bahsedelim. Abbas Çimen ben. S13'ün sahibiyim. Diğer pilotumuz Kemal Güvenkaya. Benim spotterım Furkan Gökkaya var. Kemal Güvenkaya'nın spotterı Erdoğan Demirtaş. Sonra Mehmet Yılmaz var. Kendisi medya ekibimizden. My Video Works bizim video çekimlerimizi ve kurgularını yapıyor. Hatta şu an bu videoyu da hazırlayan ta kendisi. Film 95 var. Film 95 Bahadır. Bir de pit ekibimiz Serkan Özdemir var. İstanbul'daki ekibimiz bu şekilde. Her yere bu ekiple gidiyoruz. Kayseri'de de Kenan Büyükbahçeci ve Metin Altan var. Diğer iki aracımızın pilotları. Ekibimiz bu şekilde. Evet, öncelikle drift nedir sorusundan başlayalım. Drift arkadaşlar, Türkiye'deki ismi otomobil kaydırma sporu. Yani resmi olarak verilen isim bu. Ama rivayetlere göre bunu forumlarda ya da internet sitelerinde de bol bol görmüşsünüzdür. Japonya'da dağa tırmanan arkadaşların otomobilini kaydırmasıyla daha hızlı çıkmak istemeleriyle oluştuğu rivayet ediliyor. Hatta ilk drift otomobili AE86 Toyota biliyorsunuz. Genelde o zikredilir. Bu isim de dünyada Drift King kelimesinin karşılığı ya da ilk bu cümle kelimeyi çıkaran Keiichi var. O da yine AE86 ile bir Japon kendisi. Şu an hakemlik vesaire yapıyor, dünyayı dolaşıyor. Birçok arkadaş neden drift yapmak istiyor? Zaten arkada müthiş bir otomobili var. Onun keyfini daha fazla almak istediği için girmek isteyenler var. Bir otomobil sporu yapmak istediği için başlamak isteyenler var. Diğer dallarla kıyaslıyor drifti ve daha keyifli olduğunu düşünüyor. Yüksel Usta merhaba. İyi. Benim başlangıcım biraz farklı oldu. Honda'm vardı. Piste çıkıyordum ama zaman koşturuyordum. Time trial ya da drag diyeyim. Sonrasında bir arkadaşım 200SX aldı, S13. Onun sağ koltuğuna bindim. Ondan sonra yanlış araç ve yanlış spor yaptığımı anladım ve hemen gidip bir S14 aldım. Drift'e başlangıcım bu şekilde oldu. Sonrasında da zaten iki aracımı satıp BMW M3 aldım. Biraz daha ilerlettim bu sporu. Drift'e girişim benim bu şekilde oldu. Drift'i seviyor musun? Beni seviyor musun? Bu konuya gelelim. Neden drift? Drift'in seyirciyle olan etkileşimi çok iyi. Aynı alanda yapıldığı için seyirci tüm aktiviteyi tek bir noktadan izleyebiliyor. Adrenalin, risk, hız, duman, görsellik hepsini bir arada bulabileceğiniz bir spor. O nedenle dünyada hızlı bir yükselişte. Her geçen gün yapanların sayısı artıyor. Yapılan yarışlar daha üst seviyelere çıkıyor. Araçlar güçleniyor. Daha iyi otomobiller yapılıyor. Hiç drift yapacağını düşünmediğimiz araçlar bile drift yapmaya başladı. Üzerinde çalışarak. Neden drift sorusunun cevabını bu şekilde anlatabiliriz. Öyle Evet, mi? bugün B Plan Racing'deyiz. B Plan Racing, Maslak 31. sokakta. Bu sağında solunda gördüğünüz drift otomobillerini işte ve izlediğiniz bizim araç dahil otomobilleri sıfırdan yapan, yarışları hazırlayan ve servis tamir bakımını yapan bir garaj diyeyim. Otomobil yapmak isteyen ya da otomobilini drift otomobiline çevirmek isteyen arkadaşlar için aranan adres burası.